Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Zero Geometri kitabında çemberin analitiği konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet, ilk dersimizde çemberin standart denkleminden bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 255, 256, 257, 258 ve 259'un yarısını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberin analitiğine başlamadan önce sana iki soru sorayım. 1. Çemberi biliyor musun? En azından Anahtar kelimeleri biliyor musun? Merkez teğet çektik. Merkez giriş çektik. Teğetler birbirine eşit. Bir de en etkili silahın en güzel ek çizimin yarı çaptı. En etkili silahın yarı çaptı. Bunları biliyor musun? Biliyorsun. Tamam dur. İkincisi de analitiği biliyor musun? Yani iki nokta arasındaki uzaklık nedir? İki noktası bilinen doğrunun eğimi nedir? İki nokta bilinen... yani bir de eğimler çarpma eksi bir işte doğrular dik olduğunda ya da eğimlerle ilgili şeyleri biliyor musun? Ufak tefek şeyleri biliyor musun? Biliyorsun. Tamam. Bu ikisini biliyorsan çemberin analitiği yani analitik düzlemde çemberi inceleyeceğim. Küçücük bir bilgi daha vereceğim. Ondan sonra çember analitiğini komple çok rahat bir şekilde yapacaksın. Hadi bakalım. Merkez A virgül B. Ya zaten bak şimdi analitik düzlemde bir çember. Yani A virgül B'ye eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri değil midir bu? Evet. Bu noktaları bulmaya çalışacağım ben şimdi. E, bu noktaları genelleyecek olursam x virgül y diyecek olursam merkez A virgül B ise Burası nedir? Yarı çap değil midir? Aa, iki nokta arasındaki uzaklık yarı çaptır. İki nokta arasındaki uzaklık x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. Kare kök içerisinde r değil miydi? Evet. E ben buradan karesini alırsam x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. R kare oldu. İşte çember denklemi bu oldu arkadaşlar. Yani merkezi A virgül B yarı çapı R olan çemberin standart denklemi. Merkez A virgül B ise X eksi apsisi çıkartıyorum. Karesini alıyorum. Artı Y eksi noktadaki Y'yi çıkartıyorum. Karesini alıyorum. Eşittir. R kare diyorum. Çemberin denklemini bu şekilde buluyorum. Tamam. Mesela birkaç antrenman yapalım seninle birlikte. Merkezi 1'e 2 ise yarı çapı da 3 ise x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi şeklinde yazılır ya da merkezi eksi 2'ye 3 ise yarı çapı da 4 ise x eksi eksi 2 yani x artı 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 4'ün karesi şeklinde yazılır. Ya da tam tersi verildiğinde şurada göstereyim onda. mesela şöyle bir şey denildiğinde arkadaşım x eksi 2'nin karesi x eksi 5'in karesi artı y artı 7'nin karesi eşittir 36 verildiğinde merkezi hani noktayı çıkartıyorduk ya bunların eksisi olacak. Burada da ters mantık. Merkezi 5'e bu eksilisi olacak. Yarıçapı da ne r kare 36 ya. R yarıçapı da 6 şeklinde yazılabilir. Antrenmanlarımızı yaptık. Şurası kafa karıştırmasın. Ben şurayı bir sileyim. Bu şekilde hemen örneklerle de zaten daha iyi bir şekilde anlayacağız. Ve senden tek istediğim çemberi biliyor musun? Alanı biliyor musun? Bil. Bir de denklemi yazmayı bil. Ama denklem için kendine iki soru soracaksın. Bir merkez, 2 yarıçap x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklindedir çember denklemi. Hadi bakalım. Merkezi 1'e 2 yarı çapı 3 olan. x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir r kare. Yani 3'ün karesi. Yani 3'ün karesi dediğimiz 9'dur. İşte denklem bu. Evet x eksi 1 y eksi 2. Geldik buraya. Bu çemberin denklemi. x eksi 4'ün karesi artı y eksi eksi 3'ün karesi. y artı 3'ün karesi eşittir. Kök 2'nin karesi 2 şeklinde bulunur arkadaşlar bu da. Örnek 2'yi de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 3'e. Bu şekilde verildiğinde çemberin merkezini ve yarı çapını buluruz. Merkez neydi? Eksilileriydi bak. Bu 5 eksilisi. Bu da aslında y eksi 0 değil midir? Evet 0'dır burası. Merkezi 5'e 0 yapar. Yarı çapta bu r kareye 6 yapar. Merkezi bu yarı bu. Şu şekilde merkezi bir yarıçap eksillerini alıyorsun. Merkezin eksi 3'e y'den de artı 5 denmiş eksi 5 yapar. Yarıçapta bu r kareye eşit ya. Direkt kök 6'ya eşittir. Geldik buraya. Analitik düzlemde grafiğe verilen çemberin denklemini bulunuz. Arkadaş merkezde teğet çektik yapılmış. E bu 4'e 2 diye söylenmiş burası 4'e 2. Yani şurası 4 birim burası 2 birimdir. Dikdörtgenden dolayı burası da 4 burası da 2'dir. Aa yarı çap kaç çıktı? 2. He, çember denklemi isteniyor. Çember denklemi için kendimize iki soru soruyorduk. Bir merkez iki yarı çap. Merkeze dörde iki yarı çapı da iki olan çember denklemi isteniyor. Yani x eksi dördün karesi artı y eksi ikinin karesi eşittir. R kare yani ikinin karesinden dolayı dört olur. Evet geldik örnek altıya. Bak merkezimiz eksi bire beş. Eksi bire beş. Hocam şurası bir birim ya. Burası da bir birimdir. Merkezi eksi 1'e 5 olan yarı çapı 1 olan çember denklemi isteniyor. X artı 1'in karesi artı bak x eksi noktadaki x. X eksi eksi 1. Yani x artı 1'in karesi. Artı y eksi 5'in karesi eşittir r kare. 1'in karesi de 1 yapar. Çember denklemi bu şekildedir. Geldik buraya. Dedim ya sana çember özelliklerini biliyor musun diye. Biliyorsan rahatsın. Bilmiyorsan sıkıntıdasın. Şimdi 3'e 5 demiş. Tabi bu dik olan yer. Dik olan yer. Merkez kiriş çektik yapıldı mı burada? Evet. Hocam iki eş parçaya böler. 3, 3 olur. Merkez kiriş çektik yapıldı mı? Yapıldı. Eee hocam bunlar da 4, 4'tür. Çember denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. Bir merkez, iki yarı çap. Merkez zaten 3'e 4 verilmiş. Tamam. Merkezimiz 3'e 4. Bir de yarı çap lazım. E hocam 3 ise burası da 3. 4 ise burası da 4. E yarı çap lazım bana. Çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Çiz yarı çapı. Bak ne çıktı burada? 3, 4, 5 üçgeni. Yani yarı çapı da 5 olan çemberin denklemi isteniyor. O zaman x eksi 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. R kare 5'in karesinden dolayı çemberin denklemi bu şekilde bulunur. Görüyorsun bak ufak analitik bilgisi, ufak çember bilgisiyle olayı nasıl hallediyorsun? Çemberin denklemini bulunuz. Merkezi bulmam lazım benim. Merkez varsa kiriş varsa çek dik 2 eş parçaya böler. 4 birim ya 2 2 iki yapar. Merkez kiriş çektik. 2 eş parçaya böler. 2 2. 4 birim ya burası da. E merkezi bulduk. Merkezimiz kaça kaç yaptı? 2 birim solda, 2 birim aşağıda. -2 eksi -2 eksi noktası yaptı. Yarıçapta Hocam dik dörtgenden dolayı burası da 2, burası da 2'dir. En etkili silahımız yarıçap değil mi? Evet. Al sana yarıçap. 2 2 ise burası da 2 kök yaptı. Yarıçapı da 2 kökli olan çember denklemi isteniyor. Yani x eksi eksi 2'nin karesi, yani x artı 2'nin karesi Artı y eksi eksi 2'nin karesi y artı 2'nin karesi eşittir 2 köklerinin karesi. Yani 8 mi yapıyor? Evet. Çember denklemini bu şekilde bulduk ve bir sonraki soru. Şimdi burada çemberin denklemini bulunuz. Merkezi nedir arkadaşlar? 0 0 değil mi? Merkezi 0 0 olan ve bu da 2'ye 0 olarak verilmiş. Yarı da 2 olan çember değil midir bu? Evet. Yani x eksi 0'ın karesi artı y eksi 0'ın karesi eşittir. 2'nin karesi 4. Şöyle 2'nin karesi şeklinde yazayım. Yani x kare artı y kare eşittir 4'tür. Ha bu arada biz buna merkezil çember diyoruz arkadaşım. Merkezil çember. Yani merkezi 0'a 0 sıfır olan çembere merkezil çember diyoruz. Tamam mı? Yarı çapı da 1 olsaydı merkezil birim çember diyecektik sadece. Ama yarı çapı 4 burada. Yani bu da x kare artı y kare şeklindeki denklemlere biz merkezil çember adını veriyoruz. Geldik buraya. Merkezi 2'ye 3 olan ve orijinden geçen çemberin denklemi. Bak soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmeyi öğren. Ne zaman biz e, analitik düzlem çizecektik? Özel durumlar geldiğinde. Tam merkezi orijin demiş de basit bir şekilde çizsek de olur burada. 2'ye 3 merkezi. Bir de nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. Bak şu iki soruyu sor. Çember denklemi isteniliyorsa. 1 merkez lazım. Tamam merkez 2'ye 3. 2 yarı çap lazım. Yarı çap. Hocam yarı çap işte burası değil midir? İki nokta arasındaki uzaklık değil midir? Evet. Kare kök içerisinde x'ler farkının karesi. 2'nin karesi artı y'ler farkının karesi. 3'ün karesidir. Yani kök 13 değil midir? Evet. Merkez belli. Yarı çap belli. Çember denklemini yazabilirim. X eksi 2'nin karesi artı. Y eksi 3'ün karesi eşittir. R kare kök 13'ün karesinden 13 çıkar çemberin denklemi. Örnek 11'e geldik. Merkezi bu ve bu noktadan geçen. Yine basit bir şekilde şekli çizelim kardeşim. Merkezimiz kaça kaç? 2'ye eksi 4. Ve nereden geçiyormuş? Eksi 1'e 0 noktasından geçiyormuş. Aa, İki şey lazım bana. Merkez lazım. Eksi 2 eksi 4. Yarı çarp lazım. E hocam yarı çarp da bak. iki nokta arasındaki uzaklık. Yani kare içerisinde. X'ler farkı. Yani eksi 1 eksi 2'nin karesi. Artı Y'ler farkı. 0 eksi eksi 4'ün karesi. Yani 0 artı 4'ün karesi. 3 4 5 üçgeninden 5 çıktı. Evet merkez belli. Yarı çarp belli. Çember denklemi. X eksi noktadaki X'in karesi. Artı Y eksi noktadaki Y. E eksi eksi 4. Yani y artı 4'ün karesi eşittir. R kare yani 25 yapar. Çember denklemi. Ön 12'deyiz. x artı 2'ye eşittir. 0 doğrusu üzerinde ve birinci bölgede eksenlere teğet olan çember. Analitik düzlem çizeceğim o zaman. Şimdi merkezi bu doğru üstünde ve birinci bölgede eksenlere teğet olan çemberden bahsediyor. Birinci bölgede eksenlere teğet olacak. O zaman merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Hocam burası da R, burası da R. E o zaman burası da R, burası da R oldu. O zaman merkezimiz ne oldu arkadaşlar? R virgül R oldu. Tamam. Sonra ne yapacağız? Hocam merkezinde bu doğru üstündeymiş. Yani bizim R virgül R şunun üstündeymiş. Denklemi sağlamak zorunda. Koy yerine X yerine R, Y yerine de R koyarsam R artı 2 R yani 3 R eşittir 12 yapar R'yi 4 buluruz. O zaman merkezi 4'e 4 yapar yarı çapı da 4 olan bir çember benden isteniyor. O da nedir? x eksi noktadaki x'in karesi artı y eksi noktadaki y'nin karesi eşittir r kare. Yani 4'ün karesinden 16 olarak buluruz cevabı. Geldik buraya. Şimdi merkezi bu ve bu doğrular üzerinde olan. Valla merkezi hem bunun üstünde hem bunun üstünde olacak. Yani ikisinin kesim noktasında olmaz mı? Olur. İkisinin kesim noktasını biz nasıl buluyorduk? x artı 3 y eşittir 4 ile x eksi y eşittir eksi 4'ü ortak çözüyorduk. Hocam x'leri yok şey yapalım. Yok edelim. Şunu x ile çarp taraf tarafa toplayalım. Topladığımız zaman x'ler gitti. Şu e, artı y yaptı. 3, 3 y de yukarıda 4 y yaptı. Eksi ile çarptığımız zaman artı 4 yaptı. 4 de yukarıda 8 yaptı. Y'yi buradan kaç bulduk o zaman? 2. Herhangi bir denklemde y ye yerine 2 yaz. x eksi 2 eşittir eksi 4 ya. X de buradan eksi 2 bulduk. Yani x virgül y noktası ne yaptı? Eksi 2 virgül 2 noktası yaptı. x eksi 2 y 2. Merkezi bu olan yarı çapı da 3 olan çember denklemi. Merkezi eksi 2 2 olan yarı çapı da 3 birim olan çember denklemi. x eksi noktadaki x yani x eksi eksi 2. x artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir r kare. Yani 3'ün karesinden dolayı 9 işte bu çemberin denklemidir. Geldik örnek 14'e. Merkezi bu ve bu doğrular üzerinde olan yine iki doğrunun üstünde olanmış merkezi. Yani kesim noktalarında olacak. Şimdi kesim noktasını ortak çözüm yapacağız. Yerine yazma metodu daha mantıklı burada. X yerine 2 yazarsam 2 artı Y eşittir 6 ya. Y'yi buradan 4 buluruz. E X zaten 2 idi. O zaman merkezi 2'ye 4 mi oldu? X 2 Y 4 oldu. Olan ve 5'e 0 noktasından geçen. Şimdi çember çizip anlamaya çalışayım. Merkezimiz 2'ye 4 olacak ve çember nereden geçecek? 5'e 0'dan geçecek. E merkez belli. Yarı çapta şu iki nokta arasındaki uzaklık değil mi? Evet. Yani yarı çapta kare kük içerisinde x'ler farkı 5 eksi 2'nin karesi artı y'ler farkı 0 eksi 4'ün karesi. Ya da kafadan yap kardeşim. x'ler farkı 3, y'ler farkı eksi 4. Yani 4, 3, 4, 5 üçgenden yarı çap direkt 5 çıktı diyebilirsin. Yarı çap 5 çıktı. Yarı çap 5 merkez de belli. Çember denklemi belli o zaman. X eksi noktadaki x'in karesi. Artı y eksi noktadaki y'nin karesi. Eşittir 5'in karesi. Yani 25 yapar cevap. Buraya geldik. Merkezi eksi 1'e 3 merkezli çember. 4'e 9 noktasından geçtiğine göre bu çemberin yarı çapı. Yine ne yapıyoruz? Anlayabilmek için basit bir şekilde çekmişiz Merkezimiz eksi 1'e eksi 3 ve nereden geçiyormuş? 4'e 9 noktasından geçiyormuş. Ee, bu iki nokta arasındaki uzaklık yarı çap değil midir? Kare kök içerisinde kafadan yap. XA farkı 5. Y'ler farkı 12. 5, 12, 13'ten R'yi 13 bulabiliriz. Ya da XA farkı eksi 1 eksi 4'ün karesi artı Y'ler farkı eksi 3 eksi 9'un karesi. Kare küçüğünde bir de Bu 5'in karesi artı 12'nin karesi yaptı. 25 artı 144 169 yaptı. R de buradan 13 çıkar. Geldik örnek 16'ya. Merkezi 2 eksi 4 olan çember y ekseninde teğet olduğuna göre. Hemen analitik düzlemi çizelim kardeşim. Soruyu anlayalım. Bak özel bir durum var. Merkezi 2'ye eksi 4. Merkezi 2'ye eksi 4. Şöyle. 2 nerede? Şurada. 2'ye eksi 4. 2 burası. Eksi 4 burası. Ve nereye teğet olan? Y eksenine teğet olan. İşte Y eksenine teğet olan çember bu değil midir? Evet. Hocam şurası 2 birim. Bak burası da 2 birim. Yani merkezi 2 eksi 4 olan yarı çapı kaç çıktı? 2 çıktı. O zaman x eksi 2'nin karesi artı y eksi eksi 4'ün karesi. Yani y artı 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesi 4 yapar. Gerçi bizden yarı çapı isteniyormuş ya. Neyse. Çember denklemi istenilmiyormuş. Çember denklemi isterse böyle bulacağız. Bizden yarı çap isteniyor. Yarı çapı da o zaman biz kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Evet cevap böylelikle 2 çıkar. 17'deyiz. Merkezi eksi 3 e a ve yarı çap 5 olan çember x ekseni teğet olduğuna göre. Hemen yorumlayacağız. A'nın alabileceği değerler çarpımı nedir diye soruluyor bize. Şimdi demek ki farklı durumlar da var burada. Merkezi eksi 3 e a olan merkezi eksi 3 e a. Eksi 3 e a. A pozitif bir değer de alabilir. Negatif bir derde alabilir. Ve nereye teğet? X eksene teğet. X eksiğine teğetse şöyle bir çember değil midir arkadaşlar bu? Evet. Eksi 3'e, şurası eksi 3'e A olan çember bu şekilde de olabilir. Yarı çapı 5 birimse 5 birim yukarıda da olabilir bu. Yani A kaç olabilir? 5 olabilir. Ya da şöyle bir çember de olabilir arkadaşlar. Merkezi eksi 3'e A olan işte böyle bir çember de olabilir. Yani yarı çapı kaç olacak o zaman burada? Yarıçap 5 ise 5 birim e aşağısında. Buradaki noktamız eksi 5 noktasında olabilir. Yani A değeri eksi 5 de olabilir. A'nın alabileceği değerler çarpımı isteniyor bizden. 5 ile eksi 5'in çarpımı isteniyor. O da 25 yapar. İşte merkezi şöyle olacak ya. Bir de x eksene t ise y'si yarı çap yapacak şöyle. Ama bu çember yukarıda da olabilir. Aşağıda da olabilir. Yorumunu yaptık. Yani yorum yapmak çok önemli. Analitiği bil. Çemberi bil yorum gücün olsun. Bu konuyu çok rahat bir şekilde yaparsın. Evet 18'deyiz. Merkezi eksi 2 eksi 4 olan ve şöyle hemen analitik düzlem çizelim. Özel durum var çünkü yine. Merkezi eksi 2'ye 4 olan hemen eksi 2'ye 4 olan eksi 2'ye 4 olan eksi 4 olan ve y eksenine teğet olan çember şu işte. Aa hocam şu yarı çaptır. E burası 2 ya. Burası da 2. Yarı çapı 2. Çember denklemi isteniyor. Yarı çapı 2. Merkez de belli. Denklem nedir? X eksi eksi 2'nin karesi. X artı 2'nin karesi artı. Y eksi eksi 4'ün karesi. Y artı 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesi yani 4 şeklinde bulunur denklem. Evet geldik 19'a. Hemen yine analitik düzlemi çiziyoruz. Yorumluyoruz. Merkezi 2'ye eksi 5 olan. Bak 2'ye eksi 5 olan. Evet 2'ye eksi 5 olan. 2 ve eksi 5. Ve x eksenine teğet olan çember. Böyle bir çember olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Bu sefer şurası 5 birim ya. Burası da 5 birim oldu. Yani yarı çapı kaç oldu? 5 oldu. Evet. Yarı çap da belli. Merkez de belli. Çemberin denklemi isteniyor. Yani x eksi noktadaki x. 2'nin karesi artı y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 5. Yani y artı 5'in karesi eşittir. 5'in karesi 25 şeklinde çemberin denklemine ulaşırız. Ya gerçekten çember aleti çok kolay. Evet geldik 20'ye. Merkezi x ekseniniz üzerinde olan merkezi x eksi, merkezi x ekseni üzerinde olan ve x ekseni 4'e 0 ve -8'e 0 noktası da kesen çemberin denklemi isteniyor. Yine özel durumlar var. Analitik düzlemi çizelim. Merkezi x ekseninin üzerinde olacak ve ekseni 4'te ve x -8'de kesecek. Merkezde x 80 üzerinde şöyle. Çemberimiz böyle olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Merkezimiz buradaysa bizim şurası bizim çapımız değil midir? Aynen öyle. E şuraya kadar 4 birim. Buraya kadar 8 birim. O zaman 8 4 daha 12. Yarı çap o zaman kaç yapar? 6 yapar. Şurası 6 birim. Burası da 6 birim. Buraya 2 birim kaldı mı? Kaldı. Çemberin denklemini bulunuz. E 2 birim ise burası. Merkezi 2 birim solda. Ne yapıyor? Eksi 2'ye 0 yapar. Yarı çapı da kaç yapar? 6 yapar. Yani x eksi eksi 2'nin karesi yani x artı 2'nin karesi artı y eksi 0'ın karesi. Direkt y kare yazabilirim. Eşittir. R kare yani 36 işte çemberin denklemidir. 21'deyiz. Merkezi y eksen üzerinde olan ve bu noktalardan geçen hemen yine aynı şekilde analitik düzlemi çizelim. Merkezi nerede olacak? Y eksen üzerinde olacak ve sıfıra 2 noktasından geçecek. Şurası sıfıra 2 noktası ve sıfıra 6 noktasından geçecek. O dur. Şunu biraz aşağıya alalım. Sıfıra 2 ve sıfıra 6. X ve Y ekseni şöyle çizelim. Sıfıra 2 ve sıfıra 6 noktalarında olan. Hocam burası sıfıra 2 noktası. Burası da sıfıra 6 noktası. Çemberimiz böyle mi olacak arkadaşlar? Merkez buradaysa o zaman bizim çapımız şurası yapıyor. A 6 ile 2 arasındaki mesafe kaç? 4. Yarı çapı o zaman 2 birim yaptı. Evet. 2'den 2 birim yukarıda 4 noktası var. 0'a 4 noktası var. O zaman merkezi 0'a 4 olur. Yarı çapı da 2 olan çember denklemi isteniyor. x eksi 0'ın karesi yani x kare artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesi 4 çemberin denklemi olur. Yorum gücü. Örnek 22'deyiz. Yarı çapı 4 birim olan çember. Eksenleri 4. bölgede teğet. Arkadaş hemen şöyle dördüncü bölgede teğet bir çemberi çiziyoruz. Şu şekilde eksenlere teğet çemberi çizdik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Burası da re, burası da re. Hocam burası da 90 ya. Burası da 90. Yani burada bir dikdörtgen hatta kare içi çıktı mı? Çıktı. Yani burada yarıçapı da 4 birim demiş zaten. Aa hocam burası 4 birim 4 birim. E o zaman 4 birim burası 4. Burası da 4 değil mi? Evet. Yani 4 birim sağda 4 birim aşağıda. Merkezimiz ne oldu? Sağda 4 birim aşağıda 4 birim. Yani 4'e eksi 4 oldu. Yarı çapı da kaç? 4 olan çemberin denklemi isteniyor bizden. Yani x eksi noktadaki x'in karesi artı y eksi. Eksi 4'ün karesi yani y artı 4'ün karesi. Eşittir r kare yani 16 çemberin denklemidir. Örnek 22'de böyle bulduk. Geldik örnek 23'e. Merkezi bu doğru üzerinde bulunan ve ikinci bölgede her iki eksene teğet olan çemberden bahsediyor. Evet. İkinci bölgede her iki eksene de teğet olan çemberi şöyle çizdim. Bak yorumluyorum. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Burası da R, Burası da R. E merkezi ne oldu? Hocam burası da R, Burası da R olur o zaman. Şu merkezi ne oldu? R birim solda. Eksi R'ye. R birim yukarıda. R yaptı. Şimdi bu merkez bu doğrunun üstünde verilmiş mi? Verilmiş. Denklemi sağlar x yerine eksi r ye yaz. Eksi r artı 4 çarpı y yerine r ye yaz. Eksi 12 eşit 0 yapar. Buradan 3 r eşittir 12 yapar. R'yi de kaç buluruz? 4 buluruz. O zaman merkezimiz eksi r'ye r ya. Yani r'yi de 4 bulduk ki eksi 4'e 4 yapar. Yarı çapı da 4 yapar. Bizden bu çemberin denklemi isteniyor. Yani x eksi noktadaki x. x eksi eksi 4. Yani x artı 4'ün karesi. Artı y eksi 4'ün karesi. Eşittir r kare. 4'ün karesinden dolayı yani 16'dan dolayı cevap bu çıkar. Geldik örnek 24'e. Analitik düzlemde x eşittir 4 ve x eşittir eksi 2 doğrularına teğet olan ve merkezi y eşittir x doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemi. Evet özel durumlar var. Analitik düzlemi çizip yorumlayalım. Ne olacak? x eşittir eksi 2 doğrusu. Şu doğru. Biraz daha yakın çizelim. Şu doğru ve x eşittir 4 doğrusu. Bu doğru. Bu iki doğruya eksi 2 burası 90 burası da 90 burası da 4 yapacak. Bu iki doğruya teğet olan aslında sonsuz tane çember var. Şu çember bu çember bu çember bu çember bu çember böyle sonsuz tane çember var. Ama diyor ki bu ikisine teğet olan ve merkezi y eşittir x doğrusu üzerinde bulunan diyor. Merkezi y eşittir x doğrusu üzerinde bulunan çemberden bahsediyor. Neyse ben bir tane çizeyim şöyle. Ben bir tane çember çizeyim. O zaman merkez buradaysa merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapacak olursam. Hocam 4, 2 daha 6. Tamamı 6 ise bu yarı çap. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. E tamamı 6. Şu uzunluğun tamamı 6 ya. Yarı çap uzunluğu kaç yaptı? 3 yaptı. O zaman... Sen burada sonsuz tane çember çizsen de bu iki doğru arasındaki çemberlerin hepsinin yarı çapı ne oluyor? 6, 3 yapıyor. E bu 3 olması demek ne demek? Apsisinin bak 4'ten 3 birim geride. 4'ten 3 birim geriye gel. Apsini 1 mi yapıyor? Evet. Ordinatını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman merkezi ne oldu? Bak 1'e k gibi bir nokta yaptı. Merkezi 1'e k gibi bir nokta yaptı. Merkezi 1'e k. Bir de ne demişti bize? Merkezi y eşittir x doğrusu üzerinde demişti. O zaman bu nokta bunun üstünde koy yerine x yerine 1 y yerine k yazıyorum. k eşittir 1 yapar. O zaman merkezi 1'e 1 yapan Yarıçapı da kaç olan oldu 3 olan mı yarıçapı da 3 olan çember denklemi isteniyor x eksi 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 3'ün karesinden işte x eksi 1'in karesi artı y eksi karesi eşittir 9 çıkar bu sorunun doğru cevabı ve geldik bu soruya çemberin denklemini bulunuz arkadaşım çember denklemi bulmak istiyorsak 2 soru soruyoruz 1 Merkez 2 yarıçap anahtar kelimeleri de kullan kardeşim Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Evet şu dikleri çizdik. İki eş parçaya böldüm burayı. Böldü. Hocam 9 ile 1 arası 8 birim. Yani bunlar 4 birim 4 birim oldu. Şurasının da 1 bir birim olduğunu biliyorum. E hocam şurası 5 birimse dikkat. O zaman burası da 5 birim oldu. A yarı çap 5 birim. E takıldık kaldık. Merkezi bulamıyoruz. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çap 5 ya. 4, 5. Ne üçgeni çıktı? 3, 4, 5 üçgeni. Bak şimdi. Merkez. Bak 3 birim sağda 3'e 5 birim yukarıda 5 yaptı. Yarı çapı da 5 mi yaptı bunun? Evet. Yani sabahtan beri diyorum. Ne diyorum? Çember denklemi. Yani sen çember özelliklerini bil. Analitiği bil. Bir de çemberin denklemini bil. Yani denklemini bul. Ondan sonrası çok kolay bir şekilde çıkıyor. Yani merkez A virgül B olan çember denklemini bilince bir de yorumlama gücün olunca bu konuyu çok rahat bir şekilde yapıyorsun. Evet. Bu çemberin denklemi x eksi 3'ün karesi artı y eksi noktadaki y yani y eksi 5'in karesi eşittir. R kare yani 5'in karesi 25 yapar. İşte bu sorunun doğru cevabı. Evet. Örnek 25'i de bu şekilde bulduk ve geldik çemberin genel denklemine. Bunu da bir sonraki videoda halledelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Çemberin genel denklemi konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.